Merhaba arkadaşlar, nasıl yapılır kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere popcorn deseninden bir bebek battaniyesi modelinin nasıl yapıldığını anlatmak istiyorum. Birlikte bu modeli çalışmak istedim. Çok güzel bir motif var. İnternette de çok karşılaşıyorum bu motifle. Çok eski bir model bu aslında. Ta gençlik yıllarımda ben bir yatak örtüsü yapmıştım bu popcorn modelinden. Tabii böyle yıldız şeklinde değil, daha farklıydı. Şimdi bunu nasıl yapacağımızı bir bakalım. Önce sihirli yuvarlakla başlıyoruz. 3 zincir çektik. Sihirli yuvarlağımızın içinde 16 tane ikili trabzanımız var. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 tane ikili trabzanımızı yaptık. Yuvarlağımızı sıkıştıralım. İlk yaptığımızın tepesine batıp kaydırma yöntemiyle sıramızı kapatalım. Sonra 5 tane zincir çektik. Şimdi toplam 16 tane yuva oluşturacağız. Her bir ikili trabzanın arasında 2 zincirimiz var. 2 zincir ve her bir altta yaptığımız 16 tane ikili trabzanın her birinin üstüne yine ikili trabzan şeklinde batıyoruz. 2 zincir çektik. Bir sonraki trabzanın tepesine battık. 2 zincir çektik. Bir sonraki trabzanın tepesine battık. Bu şekilde 16 tane yuva oluşturuyoruz. 16 tane yuvamızı oluşturduk. 2 zincir kalsın orada. Evet, kaydırma yöntemini geçelim. Zincirimizin içine 3 zincir çektik. Bir trabzan sayılıyordu biliyorsunuz. 1 2 3 Toplam 5 tane batacağız. Birinci zincirimiz bir trabzan sayıldığı için 4 tane battık. Zincirin tepesindeki ipliğin içinden geçirdik. Bıraktığımız ilmeği aldık ve oradan geçirdik. Şimdi her bir popcorn kabartmanın arasında 3 tane zincir çekeceğiz. Bir sonraki boşluğa geçtik. 5 tane ikili trabzan yapıyoruz. 4 5 İpliği bırakıyoruz. Birinci trabzanımızın tepesine tığımızı takıyoruz. Bıraktığımız ipliği alıp oradan geçiriyoruz. 1, 2, 3 zincir. Her bir boşluğa aynı işlemi yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. İpliği bıraktık. Birinci trabzanın tepesinden tığımızı taktık. Bıraktığımız ipliği oradan çıkardık. 3 zincir çektik ve sonraki boşluğa geçtik. Toplam 16 tane kabartma oluşturup ikinci sıra için gelelim. Birinci sırayı geçtik. Son popcornumuzu yaptık. İlk yaptığımızın üstüne batalım kaydırma yöntemiyle. Sonra boşluğa geçelim yine kaydırma yöntemiyle. 3 zincir çekelim. İlk kabartmamızı yapalım. 2 3 4 Eğer kabartmaların kabarması yeterince iyi değil diye düşünüyorsanız 6 da batabilirsiniz, 7 de batabilirsiniz. İstediğiniz şekilde yapabilirsiniz. 3 zincir 2 Şimdi gruplara ayıracağız. Her bir 4 taneyi bir grup yapacağız. 4 5 İkinci kabartmamız 1 2 3 4 5 Bıraktık. Birincini taktık. Arada 3 zincir çektik. 4. kabartmamızı yapalım. 3 4 5 tane ikili trabzan. Şimdi her bir dörtlü grup arasına şu boşluğu yapacağız. Ki sonra bu köşeleri oluşturalım. Toplam 6 tane zincir var orada. 1, birini çekmiştim. 2, 3, 4, 5, 6.
Geçtik bir sonraki boşluğa. Yine 5 tane ikili trabzan yapıyoruz. 5. Bir, iki, üç zincir. Biraz sıkıştıralım. Biraz gevşek oldu. Her bir 4 tane kabartmanın arasına 6 zincir çekeceğiz. Diğer kabartmaların arasına 3 zincir çekip bu sırayı da bitirip gelelim. Sıramızı bitirdik. Burada da yine 6 zincir çekelim. Her bir 4 kabartmanın arasına 6 zincir çektik. Normal kabartma aralarında 3'er zincirimiz var. Kaydırma yöntemiyle kapatalım. Kaydırma yöntemiyle geçelim. Bir sonraki sıramızın yapılışına. Bu sefer her bir grupta 3 tane kabartma kaldı. Popcorn. 1, 2, 3 zincir. Üç zincir. Üçüncü kabartmamızı da yapalım. 3, 4, 5 tane ikili trabzan yaptık. Şimdi burada şurayı oluşturacağız. 5 bir tarafta, 5 bir tarafta ikili trabzanımız var. Şu geçişlerde ikişer tane yeterli. Çünkü bir sonraki sırada o iki zincirin üstüne 2 tane batacağız. 2 zincir çektik. Şurada 5 tane ikili trabzan yapacağım. 6 tane çektiğim zincirin üstüne. 2, 3, 4, 5. Köşe noktası 2 tane zincir. 5 tane daha ikili trabzan. 3, 4, 5. 2 zincir. Geçiyoruz kabartmalarımızı yapmaya. 1, 2, 3, 4, 5 tane ipi bıraktık. Birinciden taktık. İpi buradan çıkardık ve 3 tane zincir çekiyoruz kabartmalarımızın arasına. 3, 4, 5 ipi bıraktık. Birinciden taktık, çıkardık. 1, 2, 3 zincir çektik. Geçtik öbürüne. 3, 4. Dediğim gibi ben kabartmalarımı 5 tane ikili trabzanla yapıyorum. Eğer ipliğiniz çok ince ise daha fazlasını da yapabilirsiniz ya da daha kalın dursun istiyorsanız da daha fazlasını yapabilirsiniz. 2 zincir çektik. 6 tane olan zincirimizin üstüne 5 tane ikili trabzan yapıyoruz. Arada 2 zincir ve 5 tane daha ikili trabzan yapıp bu köşeyi oluşturacağız ve tüm sırayı bu şekilde örüp gelelim. Sıranın sonuna geldik. 2 zincir çektik. Sıramızı bitiriyoruz. İlk yaptığımız popcorn'un arkasına battık. Kaydırma yöntemiyle geçtik boşluğa. 1, 2, 3 zincir. Burada artık 2 tane kabartma yapacağız bu sırada. Birinciyi yaptık. Zincirimizin en üst noktasına batıyoruz. 3 zincir. İkinci kabartmamızı da yapalım. 3, 4, 5. 2 zincir çektik. Şuradaki 2 zincire 2 tane ikili trabzan yapacağız. Sonra 5 tane ikili trabzanın üzerine birer tane yapıp geçeceğiz. Her birinin üstüne birer tane. Aşağıda 5 tane vardı. Bu sırada 9 tane ikili trabzan olacak. 2 tane de ortada yaptık. 2 zincir çektik. Burada 9 tane oldu. Şimdi aynı şeyi bu tarafta yapacağız. Aynı boşluğa 1-2 tane köşe için yaptık. İkili trabzan. Sonra buradaki her bir trabzanın tepesine yine ikili trabzanlarımızı yapıyoruz. Toplam 5 tane. Buradaki zincirde de 2 tane,
boşluğa batıyoruz. İkili trabzan. Burada yine bir boşluk oluşturmak için 2 zincir çektik, geçtik boşluğumuza. 5 tane ikili trabzan yapacağız ve bir kabartma oluşturacağız bu 5 tane ikili trabzandan. 5.'yi yapınca ipi bıraktık. 1. tığımızı geçirdik. İpimizi aldık, oradan geçirdik. 3 zincir. Bir popkorn daha. 5. 1.'den çıkarıyoruz. 2 zincir. Bu köşede. Bu boşluğa 2 tane ikili trabzan. Sonraki trabzanlarımızın her birinin üzerine birer tane ikili trabzan. 5 taneydi. Ortaya geldiğimizde boşluğa 2 tane 2 zincir, boşluğa tekrar 2 tane ikili trabzan ve her bir trabzanımızın üstüne birer tane yapıp bu şekilde bu sıramızı bitirip gelelim. Bir sonraki sıramız için bu sırayı bitirelim. Artık son sırada tek kabartma kaldı. Yıldızın ucunu yapıyoruz. Teknik aynı. Sırayı geçerken yaptığımız işlem aynı. Tek kabartmamızı yaptık. 2 zincirimizi çektik. Şuradaki 2 zincirin üzerine 2 tane boşluğa ve sıradaki tüm trabzanların tepelerine birer tane ikili trabzan şeklinde. Ortada boşluğa 2 tane ikili trabzan, 2 zincir, döndükten sonra yine aynı yere 2 tane ikili trabzan ve sıradaki her bir trabzanın üzerine birer tane ikili trabzan. Alt sırayla aynı. Sadece popkornları eksiltip ikili trabzanları çoğaltıyoruz. Boşluğa 2 tane 2 zincir ve geçiyoruz. Bu boşluğa 1 tane kabartma yapacağız. 5 2 zincir, geçtik diğer boşluğa, 2 tane boşluğa şeklinde bu sırayı da yapıp bitirelim. Kabartmalı olan kısmı bitirdik. Şimdi 2 zincir çekelim. Yaptığımız son kabartmanın tepesine kaydırma yöntemine batalım. Zincire geçip tekrar kaydıralım. 3 zincir çekip buraya bir tane batalım. Diğer tüm trabzanların tepesine birer tane batarak köşeye kadar gidelim. Artık sıramızın tamamını trabzana çeviriyoruz. Kabartmaları bitirdik. Popkornların sağdan sonra toplam 4 tane batmayacağız bu sefer. Putluk oluşturmasın diye. Köşelerde her zaman olduğu gibi 2 tane boşluğa, 2 zincir, 2 tane boşluğa tekrar yapıp sonra trabzanların tepesine batmaya devam ediyoruz. Hep ikili trabzan. Popkornun sağına soluna geldiğimiz zaman buradaki boşlukta toplam 3 tane yeterli olacak. 1. boşluğa 2 tane, 2. boşluğa 1 tane şeklinde batıp direkt trabzanların tepesine geçelim. Popkornun soluna 2 tane zincire, sağına 1 tane battık ve diğer tüm trabzanların başına birer tane batacağız. Köşeye kadar. Köşeye gidelim. Tekrar köşeyi yaptıktan sonra bitirime geçelim artık.
Evet. Köşeye geldik. 2 tane boşluğa, ikili trabzan. 2 zincir. Yine 2 tane boşluğa, ikili trabzan. Ve trabzanların tepesine batmaya devam ediyoruz. Şimdi bu sırayı yaptıktan sonra iki sıra da aynı şekilde. Toplam popcornlar bittikten sonra 3 sıra trabzanımız var. İkili trabzanla örülen sıramız var. Sadece şurayı göstermek istedim. Popcornun sonunda eğer 4 tane yaparsak 2 sağda 2 solda biraz putluk oluşabilir. 2 tane bir tarafta, bir tane bir tarafta oldukça yeterli olmuş. Ben bunda da aynı şeyi yaptım. Sonra 2 sıra daha. Bu sıradan sonra 2 sıra daha geçeceğiz. Yine her bir trabzanın başına bir tane batıyoruz. Ortaya geçtiğimiz zaman boşlukta 2 tane 2 zincir, sonra tekrar aynı boşlukta 2 tane şeklinde devam edip toplam bu sırayla birlikte 3 sıra geçtikten sonra kendini belli etmeden göze batmayan bitiriliş yöntemini göstermek için 3 sıramızı geçip gelelim. Motifimizin sonuna geldik. Şimdi bu motifi birbirine eklerken şurada bir boşluk oluşmasın, bir çıkıntı oluşmasın diye hiç belli etmeden kapatacağız. İpliği kestik biraz uzun bir şekilde. En son ördüğümüz trabzanın içinden çıkardık. İğnemize takıyoruz ipliğimizi. Sonra şu ilk trabzanımızın üstündeki saç örgü kısmı, iki iplik olan kısmının altından, o iki ipliğin altından iğnemizi geçiriyoruz. Sonra en son ördüğümüz ikili trabzanın tepesindeki ipliklerin içinden aşağıya doğru diğer ipliğin yanından batırdık. Sıradaki diğer trabzan tepelerindeki ipliklerin yumuşaklığı kadar olunca artık bunu arkadan sağlamlaştırıp motifimizi bitireceğiz. Evet, hiç belli olmuyor bağlantının bitiş noktası. Hem bunu diğer motife eklerken de hiç sorun çıkartmaz. Direkt bağlayabiliriz. Görüntüde de kirlilik oluşturmuyor. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Popcorn bebek battaniyesi modelinden istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Aslında bu model çok güzel bir model. Yatak örtüsü de olabilir, çok oldukçalı da olabilir. Ne isterseniz yapabilirsiniz. İzlediğiniz için tekrar teşekkürler. Abone değilseniz ve abone olup destek verirseniz de çok mutlu olurum. Abone olduktan sonra zil sesini açarsanız bundan sonraki videolarımdan haberdar olursunuz. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.